Halit abicim, biz seninle ilgili bir iki bir şey hazırladık. Bir önce ufak bir belgesel, çok ufak yani nacizane diyeyim. Çok ufak bir belgesel, sonra da bir başka bir şey daha var. Önce şu belgeselimiz hazır mı Halit abiyle ilgili, bir onu bir izleyelim. Halit Kıvanç, 1925 yılında İstanbul'da dünyaya gelirken pek çok ilkin de habercisiydi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra 3 ay kadar hakimlik yaptı. Bıraktı. Çünkü Halit abinin daha hakim olduğu şeyler vardı hayatta. 1953'te Alp Zirek ve Halit Talayer ile birlikte ilk günlük spor gazetesi Türkiye Spor'u çıkardı. Dünya Kupası'nı sunan ilk Türk spikeri o oldu. 4 olimpiyat anlattı, 16 kitap yazdı, 3 plak doldurdu, 1300'den fazla ödül kazandı. Dünya Pele'den habersizken Pele ile ilk röportajı o yaptı. Ve yine Papa ile röportaj yapan ilk Türk Halit Kıvanç'tı. Tam 16 yıl 23 Nisanlarda TRT Çocuk Şenliği'ni sundu. Halit abi, kariyerinin başında BBC'nin sana sunduğu çalışma teklifini reddedip öğrendiklerimi ülkemde hayata geçireceğim dediğin için atılan golleri, kırılan rekorları, çocukların bayram neşesini ama en önemlisi tertemiz Türkçenle bize hayatı sunduğun için sana çok 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 teşekkür ederiz. Evet, şimdi bunun üzerine bir şey söyleme Halit abi. Çünkü ben söyleyecek halim yok. Teşekkür ederim. ben Halit abiden çok çok özür dileyerek tabii bu sohbetleri yapıyorum. Çünkü senelerdir bir türlü kısmet olmadı. Onun için öncelikle özür diliyorum. Bu sohbet imkanı kısmet olmadı. Şimdi Halit abiyle ilgili bir röportajımız daha var. Onlara da değerli spor spikerlerine, bugünkü spor spikerlerine gittik. Ve Halit abi niye duayendir sizce diye sorduk. Onlardan güzel cevaplar aldık. Bir de istersen onu izleyelim hemen arkasından. Buyurun. Sadece benim için değil, Türkiye için o bir duayen. Sokaktan 100 kişiyi çevirin, sorun Halit Kıvanç kimdir diye. Türkiye'nin en iyi, en efsane maç spikerlerinden biridir tanımı yapılır. Halit Kıvanç benden önce bu işi tek başına yapan bir abimizdi. Dolayısıyla duayendir tabii ki. Benim idolümdür. Onun için bence bir numaradır. Hem radyo olsun hem televizyon olsun Halit abi bir numaraydı. Ve çok başarılıydı mesleğinde. Bu meslekten önce de biz başlamadan önce de bizim için açıkçası takip ettiğimiz bir fenomendi kendisi. Türk futbolu için Metin Oktay neyse, Brezilya için Pele kimse, Arjantin için Maradona ne anlama geliyorsa, Halit Kıvanç da bence futbol spikerliği için o demektir. Her Dünya Kupası, her Avrupa Şampiyonası'nda hep bir Pele alıyorum Halit abi. Ama o Pele'yi bir tek sen bulabildin. Seni çok öpüyoruz. Hocam merhaba. Yine birlikteyiz. Ellerinizden öpüyorum. Sevgiler. Eğer bugün Rüştü seni her yerinden öptüm dediysem, diyebildiysem, Messi bu adam neyin nesi ya da Ronaldinho çölde bir vaha gibi diyebildiysem, bunda en büyük katkı ve en büyük manevi destek benim için her zaman Halit Hoca'dır. Ellerinden öpüyorum. Evet. Halit abicim. Sadece teşekkür ediyorum. Galiba bu sözler beni yaşama devam ettiriyor. Çok teşekkür ederim. Harikasın.